Değerli basın emekçileri, basın mensupları, çok teşekkür ederiz sizlere burada bizlerle birlikte olduğunuz için. Şu anda Bakırköy Cezaevi'nin önündeyiz. Bugün ben Mine Özer'den ve Çiğdem Mater'i ziyaret ettim. Kendileri gezi tutuklularıydı yakın bir zamana kadar. Ama artık hükümlü statüsündeler. 18 yıl ceza, hapis cezasına çarptırılmış durumdalar. Onlar bizim için tutuklu veya hükümlü değil, aslında gezi tutsaklarıdır. Kendilerinin moralleri gayet yerinde ve Türkiye'deki adaletsizliklerle ilgileniyorlar aslında. Türkiye'de ve dünyadaki adaletsizliklerle ve siyasetin gidişatıyla ilgileniyorlar. Bunlar üzerine sohbet ettik. Aynı zamanda sadece siyasi tutukluların değil, adli tutukluların ve hükümlülerin durumlarıyla ilgili, sadece burada değil diğer cezaevlerindeki adli tutuklu ve hükümlülerin durumuyla ilgili de sohbet ettik. Bu konularla ilgili bize bilgiler aktardılar. Şunu söylemek istiyorum. Mine Özer'den bundan bir süre önce yaptığı sadece bir tek telefon konuşması sebebiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda. Çiğdem Mater'de hiç çekmemiş olduğu bir belgesel sebebiyle 18 yıl hapis cezası almış durumda. Gezi'den dolayı, Gezi davasından dolayı haksız yere hapiste olan daha başka arkadaşlarımız da var. Zaten çeşitli vesilelerle gündemde olan başka davalar da var. Osman Kavala davası var. Milletvekili Can Atalay'ın davası var. Son Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı vesilesiyle de çokça üzerine konuştuğumuz bir haksızlık ve adaletsizlik, aynı zamanda bir demokrasi krizi ortaya çıkmış durumda. Buradan şunu söylemek istiyorum. Ben de bundan 10 yıl önce Gezi Parkı'na giden ilk gençlerden biri olarak ve Türkiye'ye dair, özgürlüğüne dair, Gezi Parkı'na, Taksim Meydanı'na ve bizim sahip olduğumuz bütün özgürlüklere dair söyleyeceği bir sözü olan, sesini çıkarmak isteyen bir genç olarak bundan 10 sene önce ben de parka gittim. Milyonlarca genç olarak bizler, aslında bizim kuşağımız bu harekete öncülük etmiştik ve şunu söylemiştik: her şeye tek bir kişi karar veremez. Bizler yurttaşlar olarak, bizler bu ülkenin gençleri olarak kendi geleceği hakkında söz sahibi olması gerekenleriz. Kentine, ağacına sahip çıkmak isteyenleriz, özgürlüğüne sahip çıkmak isteyenleriz demiştik. Ama yıllar sonra orada suç işleyenler yargılanmadı ama tamamen masum olan insanlar yargılandı ve şu anda bu cezaevinin içindeler. Bu ülkede Berkin Elvan öldürüldü, Ethem Sarısülük öldürüldü, bizim gençlik kollarından arkadaşımız Hatay'dan Abdullah Cömert öldürüldü, Hasan Ferit Gedik öldürüldü ve yıllar geçti. Bütün bu arkadaşlarımızın katilleri ya yargılanmadı ya da yapılan yargılamalarda bir cezasızlık politikası götürüldü. Bu böyle bir politika işlendi. Burada masum insanların cezaevinde olması, bir tek telefon konuşması, hiçbir suç teşkil etmeyen bir telefon konuşması sebebiyle 18 yıl ceza verilen, hiç çekmemiş olduğu bir belgesel sebebiyle 18 yıl hapis cezası alan kişiler aslında şu yüzden yargılanıyorlar. İşte o çocukların, o gençlerin katilleri yargılanmasın ve cezalandırılmasın diye yargılanıyorlar. Bu yüzden bizler Gezi tutuklularına, Gezi davasına, burada yaşanan haksızlıklara dair sözlerimizi söylemeye devam edeceğiz ve dayanışma duygularımızı bildirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.